Merhaba sevgili yarışsever arkadaşlarım. Hepinize mutlu günler, mutlu kazançlar dileğiyle bugün 20 Temmuz 2019 İzmir At Yarışı'nın 9 koşuluk yarışlarını, yorumlarını yapmak istiyorum. Sizlere faydalı bir şekilde iletebilirsem ne mutlu bana. Sözlerime başlayarak ilk önce daha evvelden olmuş olsa ben 52 yaşındayım. 35 yılı aşkın bu at yarışlarıyla ilgili içinde camianın kendi içinde 8-10 yıl kadar tabi o zamanlar yaşım gençken külöm hafifti, at binekliği yapıyordum, ufak ufak tırıslar. O zaman İzmir İpodrom arka tarafında mini bir parkur vardı, İpodrom şey gibi, yarış kul start yeri gibi uzun bir kum yeri, orada atları tırıs çalıştırıyordum. Ama şimdi tabi o zamanlar hiç bültene sadece baktığım zaman arka tarafını inceleme sıkıntısı yaşamıyordum. Yani kalkıp da bir galibine bakmazdım. Son yarışını yapmış bilme yapmazdım. Çünkü bütün koşular hafızamızda kalıyordu. Yani 2 yıl önceki at bile nerede kaçıncı olmuş, nerede kaç kiloyla kiminle oldu hepsini kafamızda hafızalıyorduk. Ama şimdi maşallah yani her gün koşu var. Günde 2 koşu var. O zamanlar benim dediğim zamanlarda İzmir Adana sezonunda kışın 3 İzmir, daha doğrusu 2 İzmir, 2 Adana vardı. Sonradan 3 İzmir, 3 Adana olarak yapıldı. Sonra bu ipodromlar çoğalınca her taraf gelişti. Her tarafta artık tek yarış da yeterli olmayınca 2 yarışa koydular. Şimdi 2 yarış da yetmiyor artık. Yurt dışı yarışlarının ilavette. Yani artık hangi atları kafamızda tutacağımız artık bilemiyoruz ama şu anda da en azından teknoloji biraz geliştiği için oradan faydalanabiliyoruz. O yüzden ben bugünkü koşularıma başlamak istiyorum. Ben birinci koşuda birinci altılı ganyanın ilk ayağında şartlı 5 2200 metre 3 ve yukarı İngilizlerin kum yarışında ben bir nolu İpek Kız'ı başta önermek istiyorum. Bu safkana en yakın ve en ciddi rakip 7 numaralı White For It olarak vermek istiyorum. Çok formda bir hayvan. Safkan. Bence İpek Kız'ın en ufak hatasını affetmeyecek bir kalitede. Ama bunlara yakın rakipler olarak da White For It'e geçilen 8 numaralı Ekiro avantajıyla Big Dadaş'ı vermek istiyorum. Ve son yarışında, kısa vade yarışta yakın ara 4.'ünün çok beğendiğim Fuat Çakarlı 3 numaralı Dymaxion olarak vermek istiyorum. Yani bu ilk ayağı ben 4 atla tavsiye ediyorum. 1 numaralı İpek Kız, 7 numaralı White For It, 8 numaralı Big Dadaş ve 3 numaralı Dymaxion olarak vermek istiyorum. Altılının ikinci koşusuna geldiğimizde Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre çim yarışında benim uzun zamandan beri takip ettiğim Icebox, 2 numaralı Icebox bugün çok şanslı duruma geldi. Ben bu atı çok çok sürprizken bulmak istiyordum ama nasip olmadı bir türlü. Bugün size önereceğim ilk at 2 numaralı Icebox'tur. Uzun mesafede çok yatkın. Bu safkan kum ve çim ayırt etmiyor. Yani şu anda çok çok formda. Atta zaten çok bir değişime uğradı. Yani çok güzel hazırlıklarla zaten yeni el değiştirdi bu 4. 5. yarışı. Bence bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Her şey çünkü lehine. Ama tabii ki çok ciddi rakipleri var yine. Ben onları da söylemek istiyorum. Bu 6 numaralı Cloud Runner Nevzat Avcı ile 7 numaralı Gayva Ateşi, 8 numaralı Güz Pınarı ve 11 nolu Sakura San size önermek istediğim taylardır. Ben burayı burayı 5 at olarak vermek istiyorum. 2 numara Icebox, 6 numara Cloud Runner, 7 numara Gayba Ateşi, 8 numara Güz Pınarı ve 11 numaralı Sakura San olarak. Bu 5 atı da ayrım yapmadan yazmanızı tavsiye ediyorum. Altılının 3. koşusuna geldiğimiz zaman burada son yarışın çok güzel bir yarış koşup kazanan ve inatçı karakteriyle ben 2 numaralı Black Smith'i ilk planda vermek istiyorum. Benim favori
Safkarım bu. Normal şartlarda bu yarışı kazanmasını bekliyorum. Ama bu kazandığı yarışta geçtiği rakibi 3 numaralı Don't Look Back sonra bir yarış daha görüp 4. oldu. Bu yarışa bence iyi hazırlıklarla geliyor. O yüzden ilk ciddi rakibi tekrardan Don't Look Back olmasını bekliyorum. 3 numaralı ve 5 numaralı Look Star son üçüncülüğü çok iyi. Ve son olarak da 1 numaralı Jinda olarak vermek istiyorum. Burayı ya dileyenler küçük kuponlar 2 tek atıp geçebilir. Yani geniş oynayanlar, buraya rakip arayanlar da 3 numara Don't Look Back, 5 numara Look Star ve 1 numara Jinda olarak geçebilirler. Yani burayı 4 at olarak ben öneriyorum. 4 ayın arasında geçmesini bekliyorum. 4. koşuya geldiğimizde burada handikap 16, 4 yaşlı arabanın 1300 metre çim yarışı. Burada kısa mesafede çok etkili yarışlar yapan ve son yarışında çok iyi bir grupta koşan ve tabela dışı kalmasına rağmen ben bu yarışı 6 numaralı Anania'nın kazanacağını tahmin ediyorum. Kazanacağı görüşündeyim. Ben bu tayı 6 numaralı Anania'yı banko olarak size önermek istiyorum. Bu tay benim altındaki banko. Günün 5. koşusuna geldiğimizde Maiden 3 yaşlı İngilizlerin 1900 metre çim yarışında burada ben size çok güzel hazırlıklarla gelen son işleri de çok iyi ve formunda da çok iyi ilerlemeler gördüğüm 3 numaralı Doktor Civan'ın Mustafa Çiçek idaresinde çok şanslı gördüğüm bir tay. En yakın, en ciddi rakip olarak da Tolga Yıldız'dı 5 numaralı Mert Ali Baba olarak vermek istiyorum. Ben burayı 2 at olarak, 2 tay olarak geçmek istiyorum. 3 numara Doktor Civan'ın ve 5 numaralı Mert Ali Baba 2 tay yeterli. Günün 6. koşusuna geldiğimizde burada handikap 14 dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1400 metre çim yarışında ben burada son yarışı çok grup bir Gazi Günü koşulmuş olan yani ilk ona girmemiş yarışıyla sizleri kesinlikle aldatmasın. Burada şimdi çok iyi hazırlıklarla tekrardan İzmir'e dönüp güzel hazırlıklarla bu yarışa hazırlanan bu yarışın bence en iyi atı 5 numaralı Rocky for Mini. Yani benim alternatif ikinci bankomu olarak önermek istiyorum. Ama tabii o yarıştan etkilenip bu yarışta kötü koşarsa da ben burada son yarışı çok iyi olan ve sürekli tabelada birinciliklere az farklarla kaybeden 3 numaralı Prenses Sabrina bu sefer Kadir Tokaçoğlu idaresinde şansını deneyecek birincilik için. Ve bu iki ata da çok sıkı rakip olarak da 9 numaralı Cheerleader Effect olarak vermek istiyorum. Yani, küçük kuponlar için 5 numara tek ama benim şahsi kanaatimde bu 3 ve 9'u da ilave edip 3 atla rahat bir yarış seyretmeleri. Günün 7. koşusuna geldiğimizde burada şartlı 4 2000 metre kum 4 yaşlı Arapların koşusunda kum koşusunda ben burada 4 numaralı Diamond'u birinci at olarak vermek istiyorum. Rakip son yarışı çim yarışı güzel bir üçüncülük yapan uzun mesafelere yatkınlığıyla ben 6 numaralı Uğur Sel'i ikinci at olarak vermek istiyorum. Ondan sonra 2 numaralı Tuğtekin oldukça formunda güzel işlerle bu yarışa katılıyor. Sakın ihmal edeyim demeyin. Sonra 12 numaralı Uçan Karaca, 1 numaralı Energin ve 8 numaralı biraz ara vermesine rağmen baş konaklı olarak bu ayağa yazılması taraftarıyım. Yani bu ayağa ben 6 atla geçirilmesi taraftarıyım. Rahat bir yarış seyredebilmek için. Ben tekrar sıralayayım. 4 numaralı Diamond, 6 numaralı Uğursel, 2 numaralı Tuğtekin,
12 numaralı Uçan Karaca, 1 numaralı Energin ve 8 numaralı Başkonaklı olarak. Günün 8. koşusu, 2. altının 5. ayına geldiğimizde buradaki Maiden 1900 metre çim 3 yaşlı İngiliz'in çim yarışında ben burada 3 numaralı Go for the After'ı banko olarak tutuyorum. Ve sizlere banko olarak önermek istiyorum. Bu tay biraz zor geçilecek. Çok iyi hazırlıklarla, çok kuvvetli bir hazırlıklarla bu yarışa katılıyor. Zaten iki tane çim yarışında ikisi de ikinci. Bence bu yarışı çok rahat bir şekilde kazanmasını bekliyorum. Ve günün sağlam bankosu olarak sizlere önermek istiyorum. Günün son koşusuna geldiğimizde, altılı Ganya'nın son ayağında ve günün son koşusunda şartlı 3 dişilere ait 1300 metre çim 4 ve yukarı Arapların bu koşusunda ben bu gruptan farklı olduğuna inandığım 2 numaralı Temiz Kaan'ı sizlere favori olarak vermek istiyorum. Yani ilk at olarak önermek istiyorum. Dişilere ait oluşu ve mesafenin biraz kısa oluşu burada güzel hazırlıklara gelen 11 numaralı Güzel Kaya ve 3 numaralı Zenginci'yi de yazarsak ben bu ayağı rahat bir şekilde geçeceğimize inanıyorum. Benim yazdırmak istediğim altılı bu kadar. Benim birinci ayak altıda verdiğim bütün atları zaten yazarsanız 33.6 lira yapıyor. İkinci altıda verdiğim bütün atları aynı şekilde yazarsanız zaten 7.5 lira gibi bir şey tutuyor. Yani çok büyük bir meblağ değil. O yüzden tabii karar sizin yine. Bütçenize göre mislimi de yapabilirsiniz. Daha da azaltabilirsiniz. Herkes kendi bütçesine göre ayarlamak zorunda. O yüzden ben herkese saygı duyuyorum. Tuttuğunuz, takip ettiğiniz taylar, atlar varsa da yazabilirsiniz. Sizlere bol kazançlar diliyorum. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Ben sizler sayesinde büyüyeceğim. Ben buna inanıyorum. Bu kanal sadece benim değil, hepimizin. Sizlere bol şanslar, bol kazançlar diliyorum. İyi günler diliyorum. Hoşçakalın.